Sevgili bir yaşamın değerli takipçileri, hepinize günaydın. Yine tavuklar geldi. Nereden geldiklerini bilmiyoruz hangi komşunun. Ama hep burada takılıyorlar artık. İyi alıştılar. Horoz da orada, etraf kerozluyor. Kızlara bir şey olmasın diye herhalde. Şöyle yandan hop, zoom yapınca da bayağı titriyormuş. Yakışıklı horoz değil mi? Mumaycım da orada güneşin altında, ah, yattı. D vitamini alıyor. Güzel vallahi, iyi oluyor dostlar. Bakalım bugün kısmetse bize kümesi bitireceğiz. Bitirince bizim tavuklar da gelsin. Onlar da doğasınlar. Bakalım nasıl anlaşacaklar diğer buradaki tavuklarla, horozlarla, Umay'la. Umay pek işte umursamıyor ama beni de onlarla yakından ilgilenirken görmemesi lazım. Bakalım orta yolu bulacağız. Kümes yapımına devam ediyoruz dostlar, artık sona doğru yaklaşıyoruz. Değil mi kızım? Şimdi ne yaptım? Bizim depoda ev sahibimizin otelinden gelen böyle işte sıvı deterjan bidonları vardı. Onları böyle kestim. Uçlarını biraz yüksek bıraktım ki içine saman vesaire koyduğumuzda dökülmesin. Şöyle da göstereyim. Dolunay'da yıkadı onları sağ olsun. Şu an kuruyorlar. Kuruduktan sonra kümesteki yerlerini alacaklar. Bu arada komşuların tavuklar çoğalıyor bizim burada. İyice alıştılar. Bakalım bizimkiler gelince onlarla beraber kümese girecekler mi, ne olacak bilmiyorum. Ne yapıyorsunuz lan? Öyle cana yakınlar. Çok böyle kaçmıyorlar. Umay'ın da yanına yaklaşıyorlar. Umay da onlara ses çıkartmıyor. Tabii bir hamle yapmadığım için de bu kaynaklı. Ulan horoz ne yaptın canlı yayında, olur mu böyle? Gübresini de bıraktı oraya. Evet, şimdi gidelim. Kümeste durum ne? Çatıyı tamamlamaya devam ediyorum. Şöyle bir branda vardı. Onu buraya ek yapacağım. Şunun altına sokacağım. Bunun üstünden gelen su oradan akıp gitsin. Tam ucu ucuna güzel kurtaracak gibi. Onu yapalım. Sonra bu teli yatay olarak yayayım. Sonra tünekleri koyduktan sonra en son foldukları koyup, tabii bir de şu arayı kapatmam lazım. İşlemimiz bitiyor. Bugün de kısmetse tavukları getirip koyarız. Hadi bakalım neler oluyor, hep birlikte izleyelim. Evet, şimdi dostlar ne yaptık? Hemen bakalım. Bu teli zemine yatay olarak döşeceğimi söylemiştim. Onu döşemek için ortası falan esnemesin diye tel gerdim. En azından burada oluşacak baskıyı absorbe edecektir. Aynı şekilde böyle çapraz ilerliyorlar. Gözüküyor mu ya teller burada? Ondan sonra yan taraftaki boşluğu kapattık dolunayla birlikte. Sonra çatımızın eksik kısmı da kapandı. Ufak tefek yine su alır ama olmazsa ilerleyen günlerde bir branda bir şey gererim. Bir gözlemleyelim bakalım yağmurda ne oluyor, ne bitiyor. Ona göre revizyonlarımız devam edecektir. Şimdi gelelim teli germeye. Thank you.
Evet dostlar, artık finale geldik. Tabii ufak tefek rötuşlar yapılacak ama hazır mıyız görmek için? Dönüyoruz. Dönüyoruz ve kümesimiz kullanıma hazır. Artık tavuklarımız gelip istirahat edebilirler, takılabilirler. Hemen şöyle içeriden bakalım neler yaptık, ne oldu, ne bitti. Ondan önce şu dışarıdan şeyleri göstereyim. Şu yan demirler biraz yüksekte olduğu için zemin demirleri altında boşluk vardı. Onları şöyle işte plastik levhalarla kapatacağım ama öncesinde biraz toprağı kazmam lazım. Şu an keserim gibi, keser gibi bir şey olmadığı için büyük kazmayla zor olur o iş. Onu sonra yapacağım. Aynısından şu sol tarafta da var. Yanları o şekilde zeminlerini kapatacağım. Daha sonra gece üşümesinler diye şu brandalardan daha var. Onları da şöyle şu arka etrafına döneceğim yarıya kadar dışarıdan. O da tamam. Kalan iki parça demirimiz vardı. Onları böyle çapraz uzattım. Bağladım köşelerden. Tünek oldu. Zaten follukları göstermiştim. Kutulu şeylerden. Bidonlardan kesip follukları da yaptım. Şimdi Serhat abiden biraz ot alırım. İçlerine ot koyarım. Ondan sonra burada yemliğimiz. Burada da suluğumuz hazır. Yemimiz de var. Mısır, buğday bulabildim. Arpa bulamadım. Onu da daha sonra ekler. Şey yaparım zaten. Genellikle hep işte bahçede dolaşacaklar. Gezecekler. Yiyebilecekleri bir sürü ot, çöp, bir sürü şey var. Yine ara ara tabii bulduğum buğday, arpa vesaire gibi yemleri de veririm. Kümese geri dönmeleri için en azından. Ki ilk bir hafta kümese burada takılacaklar. Alışsınlar yeni yerlerine. Vallahi güzel, lüks. Güzel oldu. Tavuk oteli gibi. Ben de çok beğendim. Donlaycığım senin de ellerine sağlık canım benim. Beraber yaptık. Evet. Işıklarını falan da takarız. Hı. Şu ön tarafa o sarkıtma ışıklardan. Değil mi? Hep ışıklardan süsleriz. Hem biz görmüş oluruz onları. Hafif ışık olur. Vallahi. Hem de şıkır şıkır belki olur. Rahatsız olabilirler ama. Bakarız. Biz o ışıkları bizim pergoleye takarız. Evet dostlar, sizin yorum ve düşünceleriniz nasıl? Bu arada hadi maliyetlerden de bahsedeyim ben size. Bu kadar izlediğiniz kaç gündür kümesle uğraşıyoruz canlı yayınlarda, harici zamanlarda. Şimdi normal şartlarda bu kümes hurda malzemelerle 1500 liradan aşağı mal olmazdı. Ben ne kadara mal ettim? Ana bütün işte demirleri, kapıları, işte yan telleri, o plastikleri, ıvır zıvır bütün eşyaları, tepesindeki kaplama malzemesini hepsini 400 liraya aldım Fırat abiden. Buradan ona teşekkür ediyorum. Ondan sonra daha önceki bölümlerde göstermiştim. İkinci el restoran malzemeleri falan vardı. Çok uyguna geldi. Yoksa dediğim gibi bu malzemeleri bir araya getirip yapmam 1500 liradan aşağı mal olmazdı. 400 liraya onları aldım. 20'şer liraya işte yemlik ve suluğu aldım, 40 lira. Ki neden 1500 liradan aşağı çıkmazdı kısmını anlayacaksınız. Şimdi şu altı aldım yeşil tel. 4,5 metre civarında aldım. İşte 1,5 metre eni var. 100 liraya. Yani düşünün, sadece otele 100 lira verdim. İşte şu yan teller bayağı gergin. Sağlam öyle hani kitleli işte duvar etrafında döndükleri sağlam tellerden. Bunların metresi 40 lira civarında diyebiliyorum. Buraya 12, 13, 14 metreden fazla öyle tel gitti. Sadece onlar işte 500-600 lira yapardı. Demirler zaten onlar da 500-600 yapardı. Ivır zıvır dediğim gibi 1500'e çıkardı. Biz 400 ana demir ve yan teller vesaire diyelim. 100 lira bu yeşil tel ne yaptı? 500. 20-20-40 suluk ve yemlik 540 lira. Bidonlar depoda vardı zaten. Onları değerlendirdik. Yani totalde 540 liraya. Bağlama teli, ıvır zıvır. Hadi 550 lira. Hadi bir takım eldiven yedik. 600 liraya. Sizi mi kıracağım? Yemle beraber 600. Yani ya yemi saymıyorum. Yem saf malzeme. Bu ana inşa malzemeleri olarak 600 liraya 12 metrekare bir kümes elde ettik ve yüksekliği işte ön taraf 1.75 civarında, arka taraf 1.50 civarında işte meyli olması için. Yani bayağı güzel, geniş, konforlu bir kümes elde etmiş olduk. Siz ne düşünüyorsunuz dostlar?
genel olarak düşüncelerinizi bizimle yorumlar bölümünde paylaşırsanız sevinirim. Bu bölümümüz de böyleydi. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. O zaman şöyle yapalım. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki bölüme kadar. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.